Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Süper Kanal Mavi Diyama, hoş geldiniz. Bugün ihtiyacınız olduğunu hiç bilmediğiniz ilginç şeylere bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz, aynı zamanda bildirimler açtıysanız ve beni Instagram'dan takip ettiyseniz, hızlı bir şekilde ihtiyacımız olduğunu hiç bilmediğimiz ilginç şeyler nelermiş görelim. Bence hepimizin bu torba taşıyıcısı aletine ihtiyacımız var. Market alışverişinden döndükten sonra o poşetin elinizde oluşturduğu o acı ve izi hissedebildiniz mi şu an? Ama bu aparat sayesinde elimiz hiçbir şekilde artık acımayacak. Gerçekten muhteşem bir icat ya. Bunca zaman boyunca bu icat neredeymiş? Neden bizim hiç karşımıza çıkmadı? Şu an çok sinirlendim gerçekten. Burada ise evet normal bir maşamız var ve saç düzleştiricisi. Saç düzleştiricisi ve maşa bir arada mı? Vay be, gerçekten yüzüğün icadı olmalı bu. Erkekler neden bunun yüzüğün icadı olduğunu anlayamaz ama kızlar anladı bile. Bu nedir? Klozetin kapağını açmamız için yapıştırılan bir aparat. Bir şey değil mi? Bence kesinlikle buna da hepimizin ihtiyacı var ya. O klozetin o şeyini kaldırmak beni iğrendiriyor şahsen. Ama bu aparat sayesinde hiçbir şekilde oraya dokunmadan kaldırabiliyorsun. Muhteşem bir şey ya. Bulaşık süngerine son mu? Ayrıca eldiven giymene de gerek yok. Eldiven şeklinde tasarlanmış bir sünger. Ne güzel ya. Benim ojelerimin çıkmasının yegane sebebi bulaşık yıkamamdır. Ama bu sünger eldiven sayesinde hiçbir şekilde ojelerim çıkmaz ya. Lütfen karşınıza falan denk gelirse beni linkleyin ya. Gerçekten buna ihtiyacım var. Her içeceğin kapağına takabildiğin damacana şeklinde tasarlanmış bir alet sanırım. Buna ihtiyacım var mı tam olarak bilmiyorum ama bana biraz gereksiz geldi ya. Sizin böyle bir alete ihtiyacınız var mı? Yorumlara yazın. Bu bir buz makinesi. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyacım var mı? Yaz aylarında kesinlikle bu buz makinesine ihtiyacım var. Şuna bakın. Ay minik minik buzlar. Bu bir mısır patlatma aleti. Aa, şu an çok değişik görünüyor yalnız. Sürahinin içine mısırı koydu, tereyağını koydu ve mikrodalgaya attı ve patlamış mısır oluştu. Vay canına. Eğer az patlamış mısır yapmak isterseniz bu alet gerçekten işe yarayan bir alet. Ama ben bir tencere patlamış mısırını tek başıma yediğim için. O yüzden bu alet benim pek işime yaramaz sanırım. Bundan almam. Bir tane yapay bitkimiz çıktı sanırım ve içine su dolduruyoruz. Evet. İçine de sevdiğimiz bir kokuyu mu atıyoruz? Vay canına. Yapay bitkinin gece lambasının aynı zamanda havalandırmanın bir yerde bulunduğu bir alet bu. Bence bayağı mantıklıydı. Ama ihtiyacım var mı böyle bir şeye? Pek bilmiyorum. Pek bilmiyorum diyorsam büyük ihtimalle ihtiyacım yoktur. Nasıl bir ayna? Gece lambası şeklinde. Ne kadar güzelmiş. Ya şu odadan mı be? Gerçekten tam bir gaming room değil mi ama? Uvu odası. Böyle bir odaya ihtiyacım var. Portatif yumurtalık. Normalde buzdolaplarında yumurtalık kısımları vardır. Yani siz çok fazla yumurta yiyorsanız orası ayrı bir mevzu. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok şahsen. Şu anki bu alete inanamıyorum. Malum yaz ayımız geldi. Sivrisinekler, böcekler her yerde fink atmakta. Bu tabancayı alıyorsun ve içine ne koyduğunu bilmiyorum. Böcek ilacı mı koyuyorsun, ne yapıyorsun ve böcekleri tabancayla vuruyorsun. Biraz ürkünç sanki ama bilemiyorum ya. İşe de yarayabilir ama vurmana gerek yok ya. Peçeteyle al dışarı at. Yani neden öldürüyorsun ki? Bu bisikletten daha önceden görmüştüm. Bu bir egzersiz bisikleti ama egzersiz bisikletinin üzerine konulan bir masa var. Yani evinizde egzersiz yapıp bisikletinizi sürerken aynı zamanda işlerinizi halledebiliyorsunuz. Muhteşem bir alet ya bu. Kesinlikle bu masalı bisiklete ihtiyacım var ya. Bu inanılmaz bir şey. Aşırı modern görünüyor. Şuna bakın. Duş başlığınıza bu kadar bir duş başlığı takıyorsunuz ve o kadar güzel görünüyor ki. Yemin ederim böyle bir duş başlığının altına şu an duş almak istedim. Sanki yağmurda ısınıyormuşsun gibi, gerçekten bayağı güzelmiş. Bu duş başlığına da ihtiyacım var kesinlikle. Şimdi ne ihtiyacımız var? Şuna bakın. Bu bir yatak, oyuncak yatağı mı? Hayır, bu bir bulaşık süngeriymiş ve yatak şeklinde, inanamıyorum. Koyma yeri bile var. Yatakta yatıyorsun yer. Ay ne kadar güzel bir şey ya. Böyle küçük küçük şeylerle bizi kandırıyorsunuz ya. Böyle bir şeye ihtiyacım olmasa bile şu an ihtiyacım oldu ya. Bu zaten birçoğumuzun ihtiyacı olan bir şey. Duşta telefon kullanmayı sevenler için tasarlanmış su geçirmez alet. Şu duş başlığınıza bakın. O alet bu duş başlığıyla uyumlu ve çaldığınız şarkıya göre renk değiştiriyor. Ya inanılmaz şey. Bu aletler sayesinde kesinlikle hiç kimse banyodan dışarı çıkmaz ya. Vakumlu minik bir süpürge. Tezgahta dökülen kırıntıları falan topluyor. Aslında çok güzel bir şeymiş ya. Bezle o kırıntıları toplamaktansa bununla toplamayı tercih ederim ben şu an. Aynı zamanda bu alet şarj aleti mi? Vay canına.
teknoloji nerelere gidiyor? Gerçekten biri şu teknolojiye dur desin. Ya da bunların hepsini bize de verin. Zenginlerin evinde özendiğim bir şeydir bu. Perdeleri kendiliğinden açmaya ve kapamaya yarayan bir aparat. Gerçekten ben bunu hep zenginlerin evinde görürdüm ve aşırı kıskanırdım. Bunları alalım, artık biz de zenginiz. Bunlar da akıllı prizler. Bu prizleri evinize taktığınız zaman telefonunuzla ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten bu benim kesinlikle ihtiyacım olan bir şey. Evden dışarı çıkarken sürekli bütün prizlere bakıyorum. Açık mı kapalı mı, açık mı kapalı mı diye. Ve gerçekten 10 kere falan bakıyorum resmen. Benim gibi olanlar kendi belli etsin. Ama bu prizler sayesinde telefonumdan açık olması bile kapatabilirim. Muhteşem bir şey. Aa, sanırım bu da ayakkabı ayağımıza vurmasın diye tasarlanmış silikonlu bir şey. Gerçekten buna da ihtiyacım var ya. Fark ettim de bütün malzemelere ihtiyacım var. Ama ne yapayım, benim ayakkabılarım hep ayaklarımı çok vuruyor. Kesinlikle bu alet de muhteşem bir alet değil mi? Ben mesela kendimden örnek vererek söylüyorum şu an. Bana önemli bir evrak geldiği zaman oradaki bütün kişisel bilgilerimi paramparça ediyorum. 100 parçaya bölerek uğraşıyorum. Ama bunun sayesinde hiçbir şekilde kağıdı parçalamaya ihtiyacımız yok. Üzerinden geçiyorsun, hiçbir şekilde bir şey görünmüyor. Muhteşem bir şeymiş ya. Bu minnak ve sevimli olan magnetli anahtarlığa bakar mısınız? Ne kadar güzel görünüyor. Bu alet nasıl bir aletmiş? Kapıyı hiçbir şekilde açamayacağın bir aletmiş. Vay canına, ne kadar güzel bir şey. Hırsızlara karşı koruma da birebir, gerçekten muhteşem bir şeymiş. Bunlar ne peki? Bir şey kapaklarına benziyor. Ama ne olduğunu pek algılayamadım. Şampuan bitmiş. Şampuanı ters düz yapıp düşmemesi için tasarlanmış bir üç ayak gibi bir şey. Buna pek ihtiyacımın olduğunu sanmıyorum şahsen. Çok gereksiz geldi bana. Kesinlikle ama kesinlikle herkesin işine yarayabilecek bir şey bu ya. Bu bir tüy toplayıcı. Bu tüy toplayıcısından bende de var. Muhteşem bir şekilde işe yarıyor. Aynı zamanda kazaklardaki tüyleri toplarken aşırı rahatlıyorum. Oradaki sesi beni bayağı rahatlatıyor çünkü. Tereyağını koymalık bir aparat yapmışlar ve şu tost makinesinin güzelliğine bakar mısınız? Yani modernlik üzerine modernlik görüyoruz şu an. Ay, ne kadar güzelmiş ya. Bu ne? Birbirlerinin içine giren bir sürü tava. Ne kadar sevimli görünüyor. Net hiçbir şekilde işe yaramıyordur da şu an benim ilgimi çekti. Neden bilmiyorum ya. Maydanozları içine koyuyorsunuz ve suda bekletiliyor. Vay, çok iyi. Aa, bunu biliyorum. Bu bir el ısıtıcısı. Oradaki şeye bastığınız zaman sıcacık oluyor. Aşırı da sevimli. Gerçekten böyle bir alete ihtiyacım var ya. Özellikle kış aylarında kansız olanlar beni anladı. Bütün kansızların bu alete ihtiyacı var. Bu bir bahçe sulama aleti. Fıskiye. Ay, şöyle bir bahçemiz olsa da full fıskiye ile sulansam. O bahçe sulanırken üzerinden geçsem, eğlensem falan filan ya. Evet, bunlar da şanslar. Aslında bu akıllı çöp kovaları da benim bayağı ilgimi çekiyor. Ay, evet, bu olay iğrenç bir şey ya. Elini o çöpün içine sokmak. Ay, şuna bakın. Vallahi süper ya. Önceki gidiyor, yenisi geliyor sanırım. Çok güzel bir aletmiş. Aynı zamanda kötü kokuların gelmesini de engelliyor. Oradaki hava filtresi sayesinde muhteşem bir şey. Bu mesela elmayı biraz yiyorsunuz, ondan sonra yiyesiniz gelmiyor. Ve bir süre bekledikten sonra elmanın o yediğiniz kısmı kararıyor ya. Bu kararmasını anlıyor. Taze bir fresh bir şekilde kalmasını sağlıyor. Gerçekten muhteşemmiş. Harbiden çok güzelmiş ya. Anlaşıldı. Gelecekte evime birçok şey alınacak. Tam bir istifçi olacağım herhalde ya. Ortaya çıktı. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün ihtiyacımız olduğunu hiç bilmediğimiz ilginç şeylere baktık. Sizin hangilerine ihtiyacınız vardı, hangilerine yoktu yorumlara yazın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman da beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.